Er vakitte aradık, mesaiye başlamış. Sayın Emir, günaydın. Bu saate rahatsız ettik. Üstelik sürpriz de bir telefon oldu. Kusura bakmayın her şeyden önce. Olur mu? Rica ederim, günaydın. Herkese selamlar. Benim için de büyük mutluluk oldu. Hem seni sizin duymuş oldum senin. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Şimdi Türkovak hayatımıza girdi. Her şeyden önce bir hayırlı olsun diyelim. Herhalde buna da muhalefet etmeyeceksinizdir. Hayır, hayır, tabii ki. Şimdi Türkovak'la ilgili olarak önümüzdeki günlerde işte şehir hastaneleri öncelikli olmak üzere insanımızın hizmetine sunulacak deniyor ama sizin bir tweetinizi okudum az önce. Diyorsunuz ki yerli aşıyı Dolvet firmasına ürettiriyorlar. Yine öncelik yandaşın. Üstelik bu Dolvet firmasıyla ilgili olarak da AKP milletvekili adayı olan Eyüp Sabri Göncü ismini gündeme taşıdınız. Nedir efendim detayı? Şimdi benim orada bir tweetim daha var. Evet. Tamam, onu da verelim Emrah. İkinci bakanla, tweet var. Evet. Bakanla görüşmemiz de olmuştu. Bütçede de sormuştum. Şimdi bir defa biz aşı üzerinden muhalefet yapmayı gerçekten istemiyoruz. Çünkü aşı bizim salgından çıkışımızın tek yolu. Ve herkes aşı olsun istiyoruz. Ama tabii aşıda da aşının doğru, bilimsel ölçütlere uygun, bilimsel testlerden geçmiş, test sonuçlarının bütün dünyanın yaptığı gibi açıklanmış ve uygun koşullarda üretilmiş olmasını bekliyoruz, talep ediyoruz ve kontrol ediyoruz. Şimdi ilk günden beri, yani son bir yıl içerisinde en az 3-4 defa Sağlık Bakanlığı'na sordum ve özellikle de bu firmaya verileceğine dönük duyumlar bize geldiği için ya bak bu firmayla üzerinde durmayın. Türkiye'de bu konuda insan aşısı üretimi konusunda çok deneyimli büyük dev firmalar var. Bunlarla şimdiden anlaşın. Bunları dışlamayın. Bunlara baskı yapıldığına dair dahi bizim haberlerimiz çıkmıştı. Hiç sesleri çıkmamıştı. Ve burada bir kayırmacılık var. İddiamız var. Çünkü biz yöntemi de önemsiyoruz. Yani siz bu firmaya niye ürettiriyorsunuz? Hangi yolları ürettiriyorsunuz? Nasıl seçtiniz? Niye seçtiniz? Şimdi bunların anlaşılması lazım. Yoksa benim şu anda Türkovak aşısının üretimine ilişkin, niteliğine ilişkin bir soru işaretim yok. Yani eğer üretilmişse, eğer o konuda bir bilimsel bulgu bizim elimize geçmediyse biz oraya olumsuz bir kanaatte bulunmayız. Yani şimdi Sayın Emir, burada işaret ettiğiniz iki konu var anladığım kadarıyla. Bir, veriler, bilimsel verilerin şeffaf açıklanması. Evet. Faz 3 sonucu yok mu Türkovak'la ilgili? Yani şöyle, yapıldı ama hangi ölçüde yapıldı? Hı hı. Hangi kriterlerle yapıldı? Kaç kişi üzerinde denendi? Başarısı ne? Bakın anımsayın, Sinovac'ta da böyle olmuştu. Evet. Sinovac'ta da faz 3'ü uzun atlamayla yaptırmışlardı. Ama yine de işte 9000 küsür vakaya yaptık. Bunlardan %82 küsür bilmem ne işte hastane yatışı önlendi anımsayın. Evet. Onlar olmuştu. Biz o zaman demiştik ya iki slide'la bir aşıya onay verilmez demiştik. Ya tüm dünyanın yaptığı gibi yapın demiştik. Şimdi bu bile yok. Bu bile yok. Şimdi bunu biz gündeme taşımak zorundayız. Ve aşı tedirginliğini gidermenin yolu da bu. Ya biz Türkovak'la gurur duymak istiyoruz. Mutlaka tabii. Gerçekten. Ya bu aşı olsun. Biz kullanalım. Önce biz koşa koşa gidip olalım. Sonra dünyaya da ihraç edelim. Hatta hibe edelim gelişmemiş ülkelere. Ya bu bizim görevimiz. Ve orada ben bilim insanlarının çok özverili çalıştığını da biliyorum. Ya orada çalışan bilim insanlarına da en ufak toz kondurmam. Böyle konuşmalarım da var benim meclisimde. Ama bu soru işaretlerini bir şekilde evet, ortadan kaldırmak evet, lazım. Yani şey, açık kaynaktan şey paylaşılması lazım. Kamuoyuyla bunun açık ve net bir şekilde buluşturulması lazım. Şimdi verilerle ilgili böyle bir soru zaten uzun zamandır var, soruluyor. Var, İkincisi de diyorsunuz ki işte şurası yapacak. Diğerlerini bir kenara bıraktık. Üstelik çok önemli bir noktaya da işaret ediyorsunuz. İnsan aşısı üretiminde deneyim nedir? Ne kadar deneyimi vardır diye. Ya böyle bir deneyimi benim gördüğüm kadarıyla yok. Yani çıkıp mesela internet sitesine girdiğinizde ürünlerini sayıyorlar ama ürünleri içerisinde insana dönük bir ürün yok. Hep şey hayvan veya veterinerlikte kullanılan böyle şeyler var. Aşılar var, ilaçlar var. Tamam dönüştürmüşlerdir belki fabrikayı. Yani itirazımız yok. Ama bakın yapmayan birine yaptırtıyorsunuz. Yapan birini dışarıda tutuyorsunuz. Ve bu dönüştürmek için mesela ben bunu da soruyorum. TÜSEP
Uzun süredir TÜSEP bu konuyla ilgili çalışıyor. TÜSEP buraya ne kadar kaynak aktardı? Ha bir de kaynak var tabii. Ya elbette bunların hepsi kamu parası. Şimdi bunları yapmadığınız zaman biz de tabii bunları gündeme getireceğiz. Ben diyeceklerini de biliyorum. Çünkü mecliste de bakan öyle konuştu. Ya işte Türk Ovak'la gurur duyun. Ya gurur duyalım tabii. Ama size gurur duyulacak iş yapın. Evet, açık, şeffaf ve her şekilde ulaşılabilecek bilgilerle tüm o işte soruların yanıtlarıyla birlikte hepimiz gurur duyalım. Ama burada önemli olan iki noktaya işaret ettiniz. Büyük olasılıkla Türk Ovak'la beraber bugün gündemde olacaktır. Sayın Emir çok teşekkür ediyorum. Ben gerçi Sayın Emir diye konuştum ama Murat abi kolay gelsin diyeyim o zaman. Büyük kutluluk oldu benim için. Eyvallah. Selam, sağ olasınız, kolay gelsin, görüşmek dileğiyle. Efendim hemen ara sor yaptık. Soralım bakalım detay nedir diye. Şimdi Murat Emir diyor ki bir, veriler şeffaf olarak tüm bilim dünyasına açık olsun. Faz 3'te durum ne? Kaç kişiyle bu çalışmayı yaptınız? 5 bin mi? 10 bin mi? 20 bin mi? Bu faz 3 sonuçlarından ne elde ettiniz? Bunları gelin bir paylaşın. Verileri bir görelim. Görsün bilim insanları. Değerlendirsin. Yoksa Türk Ovak olsun zaten. Yani buna da hayır denecek hali yok. Hepimiz bununla gururlanalım. Hatta nasıl maske ta Venezuela'lara kadar gittiyse, işte Güney Amerika'ya kadar gittiyse maskeler, işte sağlık kitleri 50 küsür ülkeye gönderildiyse, bu aşıyı da dezavantajlı ülkelere göndererek o büyüklüğümüzü gösterelim. Hani bundan da gurur duyalım. İki, neden adrese teslim bir şekilde yapılıyor? Neden diğer firmalar siz dışarıda durun da bu adres gelsin deniliyor? Üstelik bu adresin insan üzerine çalışması yok. İnsana uygulanan aşıyla ilgili olarak deneyimi yok. Hani hayvanlar üzerinde deneniyor aşı ama son süre noktada o aşının insan üzerindeki etkileri önemli. Hayvanla insan arasındaki farklılıklardan kaynaklı. Evet, hayvana bir deney yaptırılıyor. Kobay hayvanı diye bir durum söz konusu ama insana dönük bir deneyim olmadığı ifade ediliyor Sayın Murat Emir tarafından. Peki o zaman bu başlık büyük olasılıkla bugün konuşulur. Emrah, sana zahmet buradan bir tabloya bakalım. Sayın Bakan'ın tabii ki gurur günü her şeyden önce Sağlık Bakanlığı açısından. O anlamda biz de gurur duyuyoruz. Biz de mutluluk duyuyoruz. Fakat sorular varsa sorularla ilgili de tüm yanıtları da elbette beklemek kamuoyunun hakkı. Efendim 22 Aralık çarşamba günü 179 insanımızı kaybettik 24 saat içerisinde. 19 bin pozitif vaka söz konusu. 352 bin de test yapılmış. 51 milyona şöyle geldik, durduk ikinci dozda. 15 milyonu aşmak üzereyiz. 16'ya dayandık üçüncü dozda. Üçüncü doz önemli, bir kez daha altını çizelim. Sayın Bakan ne diyor, ona bir hızlıca bakalım. Türk Ovak sevincini yaşarken. Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız, kendi gücümüz var. Türk Ovak milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız. Hepimizin en büyük dileği.